Lütfen kabul et beni binbaşı. Kabul et beni, evlen benimle. Bir kadın evini kocasını bırakıp nereye gidebilir? O gün ne demiştin? Sen artık Tanrı katında benim karımsın. Bütün bu saçma hikaye o bebekle başladı, öyle değil mi? Al! Kimsenin kimseyle bir ilişkisi kalmadı. Bütün bağlar koptu. Artık herkes özgür. Hikaye bitti. Terk et bu evi. Git artık. Buraya mı geldi? Beni gördü mü? Oğlum. Parayı olduğu gibi Rudra'ya nasıl geri verirsin? Hem Jaipur'a gitmeme de izin vermiyorsun. Bir kere de benim fikrimi sor. Öz oğlun değil miyim ben senin? Canım oğlum. Ben seni Jaipur'a yollamaz olur muyum? Ama önce beni bir dinle. Sana ayrıca dünya kadar para vereceğim. Oraya Taj Mahal'in bir benzerini bile yapabilirsin. Ama senin Mümtaz Mahal'in hala yaşıyor. O yüzden en iyisi onun heykelini. Anne, rica ediyorum, dalga geçme. Canım yeterince sıkkın zaten. Peki, tamam. Tamam, artık bir şey söylemeyeceğim. Ama benim senin yardımına gerçekten ihtiyacım var. Baba oğul ikisini bu evden yollamamız lazım. Nasıl? Şimdi ne yapacağız? Bu kez Rudra'nın odasını ateşe verelim. Ya da onu komalık hale getirelim. Böylece hem ondan hem de babasından kurtuluruz. Harika. Bazen gerçekten saçmalıyorsun. Ara sıra kafan güzel bir şeylere çalışıyor. Ne yapacağımızı daha sonra söyleyeceğim. Ama bir şeyi aklından çıkarma. Ona ve babasına her ne olacaksa mutlaka ikimiz birlikte karar vereceğiz. Onlar ve biz. Nereye gidiyorsun? Bir yere gitmeyeceğim. O kafasına göre her şey bitti demiş olabilir. Ama ben bunu kabul etmeyeceğim. Biz daha hikayemizin yarısına bile gelmedik. Onu anlamaya daha yeni yeni başlıyorum. Bundan böyle o da beni anlamalı. Evet, biliyorum. Şu an yenilmişim gibi görünüyor. Onu kaybetmişim gibi. Bugün kalbimi tam iki kez çok kırdı. Ama umudumu kaybetmek bir yana dursun. Ben hala küçük de olsa umut hissediyorum.
mücadele isteğim azalmadı. Aksine daha da büyüdü. Benim başıma ilk kez böyle bir şey geliyor. Hayat, bildiğim hayata hiç benzemiyor. Ben hayatım boyunca hep başkalarının benden yapmamı istediklerini yaptım. Ama şimdi hayatımda ilk kez kendi isteğimle bir şey yapacağım. Beni mutlu eden bir şey yapacağım. Umurumda değil, inatçı desinler. Ben hayatımı Rudra ile geçirmek istiyorum. Onunla olmak bana huzur veriyor. Beni çok mutlu ediyor. Ve ben hissettiğim mutluluğu hak edeceğim. Görürsün. Ona dolu dolu gülümsemeyi öğreteceğim. Çünkü biliyorum onun içinde bir yerlerde küçük bir çocuk saklanıyor. O çocuğu ödülle kandırabilirim. Sevgiyle ya da tehdit ederek. Ama bir şekilde ortaya çıkmalı. O küçük, korkak, yaralı, mutsuz çocuk yeniden benim sayemde yaşamayı öğrenecek. Ama tabii bunun için benim de burada yaşamam şart, biliyorsun. Ona yakın olmak zorundayım. Eve dönmek için onunla kavga etmem gerekiyorsa ederim. Parvati kızım, kavgalar bebeklerle sohbet ederek kazanılsaydı, krallar savaş alanında kılıç, top, tüfek yerine oyuncak bebekler kullanırlardı, öyle değil mi? Bebeğini benimle tanıştırmak ister misin? Merhaba tatlım, tanışalım mı? Ben Rudra'nın yengesiyim. Anlaşılan o ki çok yakında senin bu güzel arkadaşının da yengesi olacağım. Gel. Nereye? Kağıt oynamaya. Paro kızım, bazen gerçekten tuhaf davranıyorsun. Daha az önce burada oturuyordun. Eve girebilmenin yolunu düşünüyordun. Rudra ile birlikte olmak istiyorsun, öyle değil mi? Gel. Ben senin eve girmeni sağlayabilirim. Ama içeri girersem çok kızar. Oho, gerçekten saçmalıyorsun. Bütün gece bekçi gibi nöbet mi tutacaksın? Buna kızmaz mı peki? Ben seni ondan koruyabilirim. Benimle birlikte yürürsen Rudra buna hayatta sesini çıkaramaz. Ama bana neden yardım etmek istiyorsunuz? Karşılığında ben ne yapacağım? Hiçbir şey. Şu anda hiçbir şey istemiyorum ama tabii sonra elbet bir isteğim olur, o zaman söylerim. Hadi sene yürü. Tanrı 10 kişinin birden inadını sana vermiş galiba. Hem unutma, sana Rudra'dan kaçarken de yardım elimi yine uzatmak istemiştim ama sen istememiştin. Şimdi yine Rudra ile yakınlaşmana yardım etmek istiyorum. Ama sen beni yine reddediyorsun. Ne yapayım? Sen bilirsin. Aslında yengeye hiç güvenmiyorum. Biliyorum. Yardım etmek ister gibi görünüyor ama sinsi bir planı var. Mutlaka benden gizlediği bir amacı var. Ama Rudra'ya yakın olmak istiyorum. Onu masum olduğuma ikna etmek zorundayım. Sevgisini kazanmam gerek. Bunun için gerekirse savaşmaya hazırım. Aptal kız. İstediğin kadar savaş. Sana ne kadar kızdığını gözlerimle görüyorum. Yine tek umudum sensin.
Burada yaşamaya başlarsan, o gitmek isteyecek. Onun canını sık ve bol bol sık boğaz et. O da sonunda babasıyla birlikte eşyalarını toplayıp bu evi bir daha dönmemek üzere terk etsin. Sonra da koca ev her şeyiyle bana kalsın. Güzel olacak, güzel.